Herkese merhaba. Arka Bahçe programında transfer özelle karşınızdayız. Devrim Zengi ile size transferde son dakika gelişmelerini aktaracağız. Önce Fenerbahçe'de teknik direktör konusu çözüldü. Yerli mi yabancı mı? Aslında yerli olacağını ve bunun İsmail Kartal olabileceğini hepimiz biliyorduk. Malumun ilanı. Çünkü yabancı teknik direktörler bir senelik anlaşmayı kabul etmiyorlar. Opsiyonlu da istemiyorlar. Jesus örneğinde gördük. Bir senelik sözleşme hoca kalacak mı kalmayacak mı, bunun muhasebesini ve muhasebesini çok yaptı Fenerbahçe. Ve Mali Genel Kurul'da zaten İsmail Kartal'ı hepimiz başkanın açıklamaları sonrası anlamıştık. İyi bir teknik adam. Bence Fenerbahçe teknik direktör konusunu hemen çözüp transfere yöneldi. Burada tabii Dzeko ismi ön plana çıktı. Dzeko Fenerbahçe açısından iyi bir transfer, iyi bir golcü. Ama Dzeko'yu beslemek lazım. Burada Ryan Kent transferini görüyoruz. Sol kanat forvet. Dzeko'yu besleyecek isimlerden biri de o olacak. Ayrıca yanında Batshuayi var. Dzeko'nun iyi bir ikili olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin transfer gündemine hadi gelin birlikte bakalım. Burada tabii Fenerbahçe'de önce kaleci transferi çözülmek isteniyor. Livakovic'den Fenerbahçe vazgeçmiş değil. Dinamo Zagreb'e bir teklif sunuldu. 6 milyon euro artı bonuslar. Fenerbahçe Livakovic konusunda da beklemeye geçti. Fenerbahçe'de tabii Livakovic transferinin yanı sıra Bekao transferini olacak. Bekao ile her konuda anlaşıldı. Udinese ile pazarlıklar sürüyor. Ayrıca Bekao'nun alternatifleri de düşünülüyor. Bu konuda hem kaleci hem de stoper transferinde ön plana çıkan isimler Bekao ile Livakovic. Livakovic için Fenerbahçe vazgeçmiş değil. Son teklifini de Dinamo Zagreb kulübüne iletti ve beklemeye geçti. Bekao transferinin uzamasının sebebi Udinese'nin hem bonservise artı bonus maddeleri ekletmek istemesi hem de işi yokuşa sürmesi. Çünkü artık pazarlığı başka bir boyuta taşıdı Udinese. Fenerbahçe de buna karşı alternatiflerini belirledi. Özellikle Hellas Verona'dan Isak Hien ismi ön plana çıkıyor. Bir de özel haberimiz, arka bahçenin özel haberi, Zenit'ten Rodrigo. Ayrıca biliyorsunuz Zenit ve Fenerbahçe'nin iyi ilişkileri var. Hatta Fenerbahçe Rusya'da bir kamp yapacak. Zenit'ten Rodrigo artı Mostovoy veya Rodrigo artı Zenit'ten başka bir futbolcu paket halinde Fenerbahçe transfer edebilir. Zenit'le görüşmeler devam ediyor. Başkan bu hafta içerisinde yine Zenit'te bir görüşme gerçekleştirecek. Tabii yine Fenerbahçe'nin gündeminde başka isimler de var. Bunlardan biri de Mert Müldür. Mert Müldür Fenerbahçe'de oynamak istediğini zaten Sassuolo'ya bildirdi. Zenit'te Fenerbahçe görüşmesinin ardından Fenerbahçe Sassuolo'ya bir teklif daha yapacak. Artık Sassuolo'yla da kesin olarak anlaşma sağlanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin teklifi 2 milyon euro. Burada tabii Mert Müldür'ün Sassuolo'ya Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirtmesi de Fenerbahçe'nin bu transferde önünü açtı. Bir yandan da tabii Perisic ismi gündemde. Fenerbahçe'ye Perisic menajerler tarafından önerildi. Ama tabii Fenerbahçe oyuncu için fazla bir teklif yapmak istemiyor. Bir teklif sundu, beklemeye geçti. Zira Hırvat Yıldız'a Körfez ülkelerinden de oldukça teklifler var. Burada tabii yine Fenerbahçe'de Arda Güler konusu da sıcaklığını koruyor. Bakalım Fenerbahçe Barcelona'nın teklifine kabul edecek mi? Şurada es geçmeyelim. Sadece Barcelona değil, birçok Avrupa devi de Fenerbahçe'nin kapısını çalmış durumda. Fenerbahçe burada Arda'yı bir sene daha oynatmak istiyor. En azından kiralık olarak.
Evet. Selamlar dostlar. Evet, Fenerbahçe İsmail Kartal'la imza attı. İsmail Kartal eşofmanları giydi. Samandıra'da işbaşı yaptı. Ama gelin görün ki başkanla vermiş olduğu bir pozdan dolayı ortalığı ayağa kaldırdılar yine. Neymiş efendim? Başkan Ali Koç ellerini cebine koymuş. İsmail Kartal'a saygısı yokmuş. Fenerbahçe'ye saygısı yokmuş. Böyle bozum mu olurmuş? Geçiniz arkadaş, bunları geçiniz. Gerçekten çok ayıp, çok yazık. Daha durun da adam imzayı atmadan neler konuşuluyor. Hani buna Fenerbahçeliler de zaman zaman dahil oluyor. Beni en çok onlar şaşırtıyor. Lütfen ve lütfen Fenerbahçe'nin, hocanın, başkanın, yönetim kurulunun enerjisini emmeyin boşu boşuna. Çünkü bunlar geçici gündemler, bunlar suni gündemler. Geçmişe bakın, Galatasaray'da da buna benzer pozisyonlar oldu. Beşiktaş'ta oldu, Trabzon'da. Bu insanlık hali, yani çok da ben bu işi önemsemiyorum. Bence siz de önemsemeyin. Gelelim Fenerbahçe'nin transferlerine. Fenerbahçe Zaha'yı, şu anda en büyük gündemi Zaha. Wilfried Zaha ile anlaşacak mı? Zaha bugün itibariyle artık kulüpsüz. Şu anda Fenerbahçe istese hemen imza atabilir. Çünkü oyuncuyla Fenerbahçe daha önce anlaşmıştı. En iyi teklifi Fenerbahçe yaptı. Şu anda Fenerbahçe'nin teklifi masada %65, %70 Fenerbahçe'nin şansının olduğunu düşünüyorum. Birkaç gün içerisinde zaten bu netlik kazanır. Fenerbahçe'ye gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Kaleci konusunda şöyle bir durum var. Livakovic Fenerbahçe ile konuşuyordu, görüşüyordu. Livakovic'e işte anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı, özellikle dün Koç uçağının kalkması ve Zagreb'e doğru yol alması bu söylentileri artırdı. Ama ben son kararı İsmail Hoca'nın vereceğini düşünüyorum. Çünkü İsmail Hoca biliyorsunuz Altay'a çok iyi bir dönem geçirmişti. Altay'ı belki de tek kaleci olarak, Türk kaleci olarak Altay'ı düşünecek. Yedeği İrfan Can Eğribayat. O yüzden yabancı kaleci konusunda benim soru işaretlerim var. Geçelim stopere. Bekao ile konuştu Fenerbahçe. Bekao'yu gündemine almıştı. Ancak Bekao'ya Atalanta'da talip oldu. Ondan dolayı fiyat biraz arttı. Oyuncu 6 ay sonra bedelsiz alabilecek Fenerbahçe. İsterse ya da başka takım. Bundan dolayı hani bu oyuncuya çok fazla transfer parası vermek istemiyor kulüpler. Atalanta'da işin içine girince Fenerbahçe'nin bu anlamda işi biraz daha zorlaştı. Ama dediğim gibi Fenerbahçe bu oyuncuya teklifi yaptı. Oyuncu da evet demişti. Artık son detaylar konuşuluyor ama Atalanta devreye girince bu iş biraz daha zora girdi gibi. Bakalım ne olacak, çünkü oyuncu Fenerbahçe'ye gelebilirim demişti. Son söz yine tabii ki oyuncunun. Bekao ile ilgili son kararı kulübü verecek Udinese. Bakalım Atalanta'nın teklifini mi kabul edecek? Çünkü Atalanta'nın teklifinin Fenerbahçe'nin bir tık üstünde olduğu söyleniyor. Ama dediğim gibi oyuncunun kararı da önemli. Oyuncu daha önce Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söylemişti. Gelelim Mert Müldür meselesine. Mert Müldür biliyorsunuz Fenerbahçe'nin 2 yıldır ilgilendiği bir oyuncu. Milli futbolcu, bir sakatlık geçirdi. Ancak iyi bir dönüş yaptı. Hazır mıdır, hazır değil midir? Geldiği zaman Fenerbahçe'de direkt forma giyer mi? Tabii bunların hepsi kafalarda soru işareti. Ama şunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin önerdiği bir rakam var. Kulübü de o rakama sıcak bakıyor, ancak bir tık daha üstünde bir para istiyor. Bundan dolayı bu transfer her an olabilir. Mert Müldür gelirse Osayi Samuel gidecek büyük bir ihtimalle. Gelse de gelmese de gidecek. Osayi Samuel'e Premier Lig'den 2 tane net teklif var. Oyuncu da buradan ayrılmak istiyor. Büyük bir ihtimalle yeni sezonda Osayi Samuel Fenerbahçe'nin kadrosunda olmayabilir. Serdar Aziz, Serdar Dursun gibi oyuncular, yerli oyuncular özellikle İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, İsmail Kartal'ın gelmesiyle Fenerbahçe'de daha iyi bir dönem geçirebilirler. Çünkü geçmişte Altay olsun, Serdar Dursun olsun, Serdar Aziz olsun, İrfan Can Kahveci, bunların hepsi iyi aşama kaydettiler İsmail Kartal'la. En iyi dönemlerini geçirdiler. Bu anlamda Türk oyuncuların avantajlarının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü Arda Güler meselesi var biliyorsunuz. Arda Güler'le ilgili de şu anda masadaki en net teklifler Barcelona ve Real Madrid'den. Her iki takım da Arda Güler'i çok istiyor. Özellikle Barcelona Deco'yu gönderdi. Deco, Başkan Ali Koç ve
Yöneticilerle konuştular, bir araya geldiler. Fenerbahçe teklifini iletti Fenerbahçe'ye. Bu sezon bir ödeme yapacak ama asıl ödemeyi önümüzdeki sezon yapacak Barcelona kulübü. Öyle bir teklif geldi ve bir yıl daha Fenerbahçe ile devam edebilir kiralık olarak. Tabii ki daha önce Real Madrid de buna benzer bir sözleşme önermişti. Böyle bir teklifte bulunmuştu. Ancak Arda Güler bu teklifi kabul etmemişti. İstanbul'da bir görüşme daha yapacaklar. O görüşmeden sonra Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı netlik kazanacak. Ancak ben şunu söyleyebilirim. Arda Güler özellikle İsmail Hoca'nın gelmesiyle fikrinde bir değişiklik olabilir. Bir sezon daha Fenerbahçe ile devam edebilir diye düşünüyorum. Çünkü Arda Güler eğer Arda Güler olduysa İsmail Hoca'nın da bu anlamda katkısı var. Özellikle A takıma çıktıktan sonra Arda Güler'i, hani bir sözü vardı ya, Arda Güler'i koruyacağız ama oynatacağız demişti. Eğer şu anda Arda Güler'i tartışıyorsak demek ki iyi yerlerdeyiz ifadelerini kullanmıştı İsmail Hoca. Demek ki son kararı Arda Güler'le ilgili hem Arda Güler'in ailesi kendisi hem de İsmail Hoca verecek. Çünkü dediğim gibi İsmail Hoca'yla da bir görüşme olacak. İsmail Hoca Arda Güler'i yeni sezonda eğer kalırsa nasıl kullanacağını anlatacak. Ona ihtiyacı olup olmadığını söyleyecek. Bana kalırsa İsmail Hoca'nın görüşmesi, yaptığı görüşmeden sonra Arda Güler'in fikrinde bir değişiklik olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Arda Güler dediğim gibi İsmail Hoca'yla o da iyi bir çıkış, iyi bir ivme yakalamıştı. Bundan dolayı Arda Güler'le ilgili son görüşmeden sonra her şey netlik kazanacak. Evet, Fenerbahçe'de İsmail Hoca yardımcılarıyla birlikte işbaşı yaptı. Samandıra'da gece gündüz çalışıyor. Fenerbahçe ayın ikisinde yani yarın topbaşı yapacak. Milyoncular 5'inde katılacaklar. Daha sonra da Fenerbahçe çalışmalarını sürdürecek. Tabii İsmail Hoca'nın kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili bir raporu olacak. Alınacak oyuncularla ilgili bir raporu olacak. Çünkü bu çok önemli. Fenerbahçe'nin yeni sezondaki kadrosunu netleştirecek. Özellikle alınacak oyuncular ve gidecek oyuncular. Çünkü alınacak oyuncular kadar gidecek oyuncular da önemli. Fenerbahçe'nin kadrosu yapılan transferlerle çok fazla şişti. Bunu da söyleyelim. Ve son olarak Edin Dzeko ile ilgili yapılan eleştirilerin hepsini ben gerçekten gülerek izliyorum. Çünkü Edin Dzeko profesyonel bir oyuncu, net bir oyuncu. Asla ve asla yaşından dolayı eleştiremezsin. Sen Edin Dzeko'nun geçmişine değil, şu andaki profesyonelliğine ve futbolculuğuna para verdi Fenerbahçe. Bununla böyle bilinmesini isterim. Çünkü bu bahsettiğimiz oyuncu 15 gün önce, 20 gün önce Şampiyonlar Ligi finalinde sahadaydı. Orada kendisini gösterme şansı oldu. Evet, diyeceksiniz ki ilk yarı oynadı, ikinci yarı yerini Lukaku'ya bıraktı. Evet, her futbolcunun kötü günleri olabilir. O yüzden hani oyundan alındı diye Edin Dzeko'yu eleştiremezsin. Şampiyonlar Ligi'nde finalde oynamış bir oyuncu daha 15-20 gün önce. Lütfen bakarken öyle bakın. Ve tabii ki Zlatan İbrahimovic 41 yaşında Milan'da şampiyonluk yaşadı. Hani bence futbolcunun yaşına değil futbolcunun profesyonelliğine bakmak lazım diye düşünüyorum. Eleştirilerin de çok erken geldiği kanaatindeyim. Çok çok teşekkür ederim ilginize, alakanıza. Bu hafta böyle oldu. Önümüzdeki hafta inşallah stüdyoda görüşeceğiz. Bizleri izleyin, yorum yapın. İlginize, alakanıza teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizden bu kadar. Haftaya yine karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.